Merhaba arkadaşlar, Hacı Tepeli Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sinir sistemin 6. bölümüyle karşınızdayız. Lightning PDF'i aşağıda konumuz kolaylaştırıcı ve durdurucu sinaps mekanizması. Evet, sinaps mekanizması. Şimdi sinaps dediğimiz kavramı bir hatırlayalım. Sinaps dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Bir nöron ile diğer nöron arasında kalan bölgeye şuraya bir sinaps diyorduk. Bu tabii ki bir efektör organ da olabilirdi. Bir duyu organı da olabilir. Dolayısıyla bu farklı olabilir ya da bir bez de olabilir. Ya da bir bazı şeyler için, hormonlar için kılcal damar olabilir. Yani burada nöron yerine bunlar da gelebilir. Efektör organlar, bezler, kılcal damar da olabilir. Bu arada kalan bölgeyi biz ne diyorduk? Sinaps diyorduk. Zaten sinaps Yunanca'da ne demekti arkadaşlar? Bağlantı, birleşme noktası demek. Ya da iki nöron arasındaki eklem bölgesi de diyebiliyoruz sinaps için. Bir önceki videoda sinapsı detaylı anlattık. Eğer onu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunu bir sinapsı biz labirent sistemine benzetebiliriz. Neden? Labirent sisteminde bakın takip ediyorum. Balığa ulaşmaya çalışıyor. Bunu ana sınıfında çok yapardık hatırlarsınız. Bakalım ulaşamadık. Neden burada bakın bir durdurucu etki oldu. Ama şuradan devam ediyorum. Gerçek yolu buldum. Gerçek yolda beni durduran herhangi bir etki yok. Ve ne yaptım? Benim e, kedim balığa ulaşabildi Demek ki bazı yollar bizi durdurucu etkiye sahipken bazı yollarda ne yapıyor hedefe ulaşmamızı kolaylaştırıyor. İşte Tıpkı bunun gibi de arkadaşlar nöronlar arasında da böyle bir yapı var. yani bazı nöronlar durdurucu etki ya da engelleyici etki yaparken bazı nöronlar hızlandırıcı ya da işimizi kolaylaştırıcı etkiler yapabiliyorlar. Daha iyi bir örnekle anlatalım. Şöyle beyinden gelen bir uyartı olsun. Beyin diyor ki nörona git kimi uyar? Hedef organını uyar. Hedef organ kim? Mide. Mideye ne diyecek? Mesela işte hidroklorik asit salgılanması ile ilgili bir şey söyleyecek. Örnek veriyorum. Bunun nereye gitmesi lazım bu nöronun? Yani bu nöronun içerisindeki uyartının daha doğrusu nöronun bir yere gitmiyor da nöronun içerisindeki uyartının mideye kadar ulaşması lazım. O zaman hedefim kim? Mide. Ama buraya giderken takdir edersiniz ki önümde birçok nöron var. Bu nöronlardan iyi olanını yani hedefime uygun olanı tercih etmeliyim. Bakıyorum bakın şunlar beni hedefe götürmeyecek. Ama bu dördüncü yapım, dördüncü nöron beni ne yapacak? Hedefe götürecek. O zaman şurada durdurucu bir şeylerin olması lazım ki benim bu içerisindeki mideye gitmesi gereken bilgiler nereye gitmesin? Buralara gitmesin. Devam ettim. Eğer buralara giderse ne olur? Bakın buralar nereye gidiyormuş? Bunlar da yine sindirim sistemi elemanlarından safra kesesi, karaciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak ama ben nereye gitmeyi hedefliyorum? Mideye. O zaman buraları ne yapmalıyım? Durdurmalıyım. Nereye aktifleştirmeliyim? Mideye giden nöronu aktifleştirmeliyim. Bakın buraya da geldiğimde işim bitmiyor. 4 numaralıyı da geçtikten sonra önümde yine iki tane yol oluyormuş. Pankreas ve mide. Yine nereyi tercih etmeliyim? Mideyi tercih etmeliyim. Yani yolum ne olmalı? 1-4-9 şeklinde olmalı arkadaşlar. Hedefime ulaşabilirim. Burada hedefe ulaşmayı kolaylaştıran nöronlara kolaylaştırıcı ya da e, işte işimi yapmamı sağlayan nöronlar. Diğerlerine de arkadaşlar engelleyici ya da durdurucu nöronlar ismini vermiş oluyoruz arkadaşlar. Burada karşılaştığım yapı ne? Seçici direnç. Yani ben baktığımda bu nörona... Baktığımda bu diğer nöronlar şu 2 ve 3, yine 5 6 7 8. Bunlar arkadaşlar bir seçici direnç gösteriyor. Yani diyor ki senin bize gelmemen lazım. Dolayısıyla biz ne yapmıyoruz? Sana kapıyı açmıyoruz. Biz sana karşı bir direnç gösteriyoruz. Yine aynı şekilde 4'ün önünde 9 ve 10 var. Burada 10 ne yapıyor? Seçici bir direnç oluşturuyor. Bu seçici direnç sayesinde 10 numaralı nörona da uyartı gitmiyor. İlgili olan nöron ne yapıyor? Kapıları sonuna kadar açıyor. İşi kolaylaştırıp hedef organa gerekli olan bilginin ulaşmasını sağlıyor. Bu ne sağlar bize arkadaşlar? Vücuttaki bütün organların uyarılmasını engeller. Hedefim nereye gitmek? Mideye gitmek. Ama ben eğer buralarda seçici dirençle karşılaşmazsam uyarılar nereye de iletilir? Buraya da iletilir, buraya da iletilir, buraya da iletilir. Dolayısıyla bütün organlar aynı uyartıyı ne yapmış olur? Almış olur. Bu da benim istediğim bir şey değil. Hem gereksiz enerji harcarım hem de arkadaşlar uygun olmayan tepkilerle karşılaşabilirim. Peki bu nasıl sağlanıyor? Yani bir nörona geldiğimde dur emrini alıyorum. Bir nöronu geldiğimde geç emrini alıyorum. Demek ki burada bunu sağlayan yani hem durdurmayı hem de geçmeyi sağlayan bazı mekanizmalar var. İşte şimdi bu mekanizmaların nasıl işlediğine bakacağım. Yani neden bir nöron dur emrini oluştururken, neden bir nöron işi kolaylaştırarak geç emrini oluşturuyor? Bunlara bakmış olacağız. İlk bakacağım kolaylaştırıcı sinaps. Bir önceki videoda anlattığım sinapsta da zaten Mekanizma kolaylaştırıcı bir mekanizmaydı. Hatırlayın, iki nöronum var. Birinci nöronumun akson ucu, ikinci nöronumun dendriti, ikisinin arasına kalan boşluk sinaps boşluğuydu. Aldım burayı biraz büyüttüm. Burası aksonun ucu, burası da dendritim. İkinci nöronumun dendriti. Amacım ne? Birinci nörondan ikinci nörona aldığım uyartıyı ne yapabilmek? ilerletebilmek, iletebilmek. Bunu yaparken iki nöron arasında sinaps boşluklarına nörotransmitter maddeler salgılıyordum. Nöro sinirsel demekti. Transfer etmek, iletmek transmitter. Mitter de arkadaşlar arasında demek. Dolayısıyla nörotransmitter sinirsel bir uyartının iki nöron arasında transferini sağlayan maddelerdi. Nereden salgılandı? Akson ucundan salgılandı. Egzositoz ile dediğim gibi sadece bunları sözel olarak geçiyorum. Bir önceki videoda animasyonlarla anlatmaya çalıştık. Nörotransmitter salgılandı maddeler. Bunlar gidip ne yapacaklar? İkinci nöronun dendridindeki reseptör dediğim alıcılara bağlanacaklar. Bu alıcılar aktifleşecek böylelikle. Yani uyarıyı alabilirim sinyalini almış olacaklar bu nörotransmitter maddeler sayesinde ve polarize durumdayken bunu yapacaklar. Polarize ne demekti? Dışarısının pozitif, içerisinin negatif olduğu durumlar idi. Burada baktığımda e, reseptörler bu uyarıyı aldıktan sonra sinaps boşluğundaki sodyumlar nereye geçiyor arkadaşlar? İkinci nöronun dendritine geçiyor ve böylelikle hücre polarize durumu kaybediyor ve neye geçiyor? Depolarize yani uyarılma durumuna geçmiş oluyor. Hücre depolarize duruma geçtikten sonra uyartı ne yapıldı artık? İkinci nörona geçmiş oldu. Yani buradaki nörotransmitter maddeler işimin kolaylaşmasını sağladı. Kapıyı açabilirsin gelen uyartı güvenli merak etme dedi ikinci nörona ve ikinci nöron sodyum kapılarını açınca ne yaptı arkadaşlar sodyumlar içeri girdi böylelikle ikinci nörona uyartı iletilmiş oldu. Bu zaten bildiğimiz sinaps mekanizması. Bu demek ki nasıl bir mekanizmaymış? Kolaylaştırıcı, işimi kolaylaştırıcı, nörondaki iletimin aktarılmasını sağlayan bir mekanizmaymış. Burada da onu anlatmaya çalıştık. Bakın burada da ne yaptı zaten? Depolarize olduğu için eksiler dışarıya çıktı, artılar içeriye girdi. Depolarize durum buydu hatırlarsanız. Peki durdurucu engelleyici sinapsa durum nasıl? Bir kere nöronun uyartıyı alabilmesi için biz de ilk başta ne dedik? Polarize durumda olması gerekiyor. Şurada ilk başta hatırlayın polarize durumdaydı ikinci hücre. Dolayısıyla polarize durumda değilse yani hangi durumlarda olabilir? Depolarize, repolarize ya da hiperpolarize durumlarda arkadaşlar hücre uyartıyı alamaz. Ben eğer bir hücrenin uyartıyı almasını, uyarıyı almasını istemiyorsam bu durumlardan herhangi birine onu dönüştürmeliyim. E depolarize duruma dönüştüremem o zaman uyartıya alırım. Repolarize ne demek? Yeniden polarize olmak demek. Bu da olmaz. Hiperpolarizeye dönüştürebilirim. Bu benim için daha kolay. Bakalım nasıl yapacağım bunu. Bakın birinci nöronun burası, ikinci nöronun burası, ikinci nöronun uyartının gelmesini istemediğim bir nöron. Dolayısıyla burada seçici direnç oluşturmayı hedefliyorum. Baktım yine nörotransmitter maddeler salgılamışım egzostoz ile. Bunlar yine ikinci nöronun reseptör alıcı bölgelerine bağlandı. Bu sefer bunlar dedi ki gelen uyartı senin için faydalı olmayan, senin için uygun olmayan bir uyartı. Dolayısıyla sen bu uyartıyı ne yapma? Alma. Yani sodyum kapılarını açma, içeriye sodyum girmesin, polarize durum, depolarize dönüşmesin, buradaki uyartı ikinci nörona iletilmesin. O zaman bu ne yapıyor? Bu uyartıyı aldıktan sonra arkadaşlar yani nörotransmitter maddeler reseptöre bağlanınca sodyum kapılarını açmıyor. Hangi kapıları açıyor? Klor kapılarını açıyor. Klor kapıları açılınca difüzyonla dışarıdaki fazla olan klor ne yapıyor? İçeriye giriyor. Böylelikle polarize durum ne yaptı? Bozuldu. Hücre nasıl bir duruma geldi? Hiperpolarize. Yani olması gerekenden daha negatif bir hücre içi görüyorum burada. Dolayısıyla daha negatif bir hücre içi olduğu için gelen uyarıyı ne yaptım? Engellemiş oldum. Evet arkadaşlar, umuyorum kolaylaştırıcı, durdurucu, engelleyici nöronların sinapsların pardon, durumları anlaşılabilmiştir. Dediğimiz gibi kolaylaştırıcı sinaps dediğimiz şey zaten normal bildiğimiz sinaps mekanizması. Durdurucu sinapsı bilmiyorduk, onu da hiper polarize duruma gelerek e, nöronun bunu sağladığını ve gelen uyartıyı kendine gelmeden durdurduğunu öğrenmiş olduk. Burada en büyük elemanlarım, yardımcılarım kimler? Nörotransmitter maddeler. Çünkü nörotransmitter maddeler gelen uyartının mahiyeti yani içeriğiyle ilgili ikinci nöronu ne yapıyor? Bilgilendiriyor. Çünkü görüyorsunuz yani bunların nöronların gözü yok. Gelen uyartı nasıl bir uyartı bilemiyorlar. Bunları ancak nasıl bilebilirler? Buradaki kimyasal nörotransmitter maddeler sayesinde bilirler. Eğer gelen uyartı istenmeyen bir uyartıysa bu şekilde bir mekanizma söz konusu. Eğer gelen uyartı istenilen bir uyartıysa o zaman ne yapıyor? Sodyum kapılarını açarak arkadaşlar uyarının gelişini ve içeriye doğru girişini kolaylaştırmış, iletimi sağlamış oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere başarılar diliyorum arkadaşlar.